The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Evet, yavaş yavaş katılımcı arkadaşlarımız da aramıza katılıyor. Öncelikle bir ses kontrol yapalım. Biraz sonra webinarımıza başlayacağız. Sesi alabiliyorsanız yan tarafta question panelinden bana tepki verirseniz sevinirim arkadaşlar. Hem böylelikle panelimizde öğrenmiş oluruz. Bu question panelinden bana arada soru da sorabilirsiniz. Ben bu soruları da takip ediyor olacağım. Evet, sesin şu anda iyi olduğunu söylediler. O zaman yavaştan webinarımıza başlayalım. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederiz webinarımıza katıldığınız için. Ben Özhan Kesikbaş, Ses3000 firmasında yazılım teknik müdürüyüm. Bana özhan@ses3000.com mail adresi üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizinle birlikte SOLIDWORKS 2020'de gelen yenilikleri göreceğiz. SOLIDWORKS her sene bildiğiniz gibi yenilikleri ardı ardına çıkartmaya devam ediyor ve bu yenilikler tamamen sizden gelen feedbackler, geri bildirimler sayesinde yapılan yenilikler. Bu sene de çok güzel yeniliklerimiz var. Elimizden geldiğince bütün yeniliklere değinmeye çalışacağız. Bakalım, bir saatlik bir webinar planlıyoruz. Bu webinar içerisinde yapabildiklerimizi, gösterebildiklerimizi size göstermeyi planlıyoruz. Dediğim gibi yeni gelen arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Question paneli var. Oradan bana soru sorabilirsiniz. Ben onları okuyabiliyorum. Zamanım olduğu sürece, müsait olduğum sürece o soruları cevaplamak da isterim. Güzel bir webinar olmasını diliyorum. O zaman başlayalım. Biz 2020'de SOLIDWORKS'ün yeniliklerini ana başlık altında topluyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de performans tarafında büyük geliştirmelerimiz var. Bunları geliştirilmiş performans başlığı altında inceleyeceğiz. Daha sonra efektif iş akışı başlığı altında sizin tasarımlarınızı nasıl yaptığınızla alakalı bazı yenilikleri göstereceğiz. Siz tasarımınızı şu anda bir şekilde yapıyorsunuz ama SOLIDWORKS 2020 versiyonunda bunu biraz daha geliştirdi. Bunlara yenilikler ekledi. Onları göstereceğiz. Ve daha sonra bağlı ekosistem başlığı altında biz SOLIDWORKS'ün sadece bir CAD programı olmadığını müşterilerimize anlatmak istiyoruz. SOLIDWORKS sadece bir CAD programı değil. Yanında ekosisteminde birçok tasarım programının yanında veri yönetimi, simülasyon, Composer gibi birçok ürün olduğunu bahsediyoruz. O ürünlerle alakalı gelen yenilikleri burada anlatacağız. İlk yeniliğimiz, ilk ana başlığımız geliştirilmiş performans olacak. Bu geliştirilmiş performans başlığında da 4 tane ana konumuz var. Ben bunları anlatmak istiyorum size bugün. Biliyorsunuz SOLIDWORKS her sene özellikle bu 2019'da birlikte performans, büyük montajlardaki performansa verdiği önemi 2020 ile de devam ettirmiş. Ama bu sefer çok güzel bir yeniliğimiz var. Detaylandırma modu diye bir özellik geldi teknik resimde. Biliyorsunuz büyük performans, büyük montajlar hepimizin büyük bir sorunu. Büyük montajların teknik resimleri de ayrıca bir sorun olmaktaydı. 2020 ile birlikte bu sorunu ortadan kaldıracağız. Nasıl ortadan kaldıracağımızı vaat ediyoruz. Öncelikle isterseniz size onu gösterelim. Detaylandırma modu diye yeni bir modumuz var. Modelleri yüklemeden bize sadece teknik resim sayfalarını gösterecek. Büyük montaj modu değil de SOLIDWORKS'teki Large Design Review dediğimiz büyük tasarım gözden geçirme modunun teknik resim versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu modda çok hızlı bir şekilde, ben kendim de test ettim. Yaklaşık 1 dakika 10 saniyede açılan teknik resmi sadece 6 saniyede bu modda açabiliyoruz. Tabii ki bu mod aslında teknik resim yapmak için değil de yaptığımız çok büyük teknik resimlere hatalar oldu. Bir ölçü eksik, bir tolerans eksik. Tasarım departmanına bu sorular geldiğinde o teknik resmi açmakla vakit kaybetmenizi engellemeyi burada önemsiyoruz ve bununla alakalı geliştirmeler yaptık. Burada neler yapabiliyorsunuz? Çizim objeleri ekleyebiliyorsunuz bu detaylandırma modunda. Detaylandırma ve semboller ekleyebiliyorsunuz. Ölçülendirme de dahil.
balonlar, çizim objeleri, hepsini bunlara ekleyebiliyorsunuz ve en sonunda bunları PDF, DVG, DXF gibi de kaydedebilip ve yazdırabiliyorsunuz. İsterseniz bunu nasıl yapıyoruz 2020'de bir hemen bakalım. Normal teknik resmi açarken burada çözümlenmiş değil de detaylandırma modunu seçiyoruz. Detaylandırma modunu aç dediğimizde hani büyük montaj tasarımını gözden geçirme modundaki gibi teknik resmi hızla bizim karşımıza getiriyor. Burada modeller yüklenmiyor. O yüzden çok hızlı açılıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi sayfalar arasında çok hızlı geçiş yapabiliyoruz. İstersek buraya eklemeler yapabiliyoruz. Hemen onlara bakalım. Burada balonları düzenleme, manyetik çizgileri kullanarak balonları düzenleme yapabiliyoruz. Notlar yine ekleyebiliyoruz. Bu notları düzenleyebiliyoruz. Bu imkanlarımız hala devam ediyor. Hani detaylandırma modu dediğimizde model yüklenmiyor, hiçbir şey yapamayacağız manasına gelmiyor. Biz yine hızlı bir şekilde buralarda işte görünümlerde düzenlemeler yapabiliyoruz. Ölçülerde düzenlemeler yapabiliyoruz bu şekilde. Gerçekten tasarımcıların ben de bir bu arada bir soru geldi. Sadece farklı kaydetmeyi ile mi kaydediyor yoksa orijinal dosyaya da kaydedebiliyor mu? Evet, bu tasarım modunda orijinal dosyada yaptığımız değişiklikleri kaydedebiliyoruz. Güzel bir soru. Muhammed Bey sormuş kendisine. Teşekkür ediyoruz. Bu modda yapılan değişiklikleri dediğimiz gibi detaylandırma modunda yapılıyor diye dışarıda kalmıyor. O teknik resimde de kaydolmuş oluyor. Gerçekten güzel bir özellik olarak özellikle büyük montajlarla uğraşan müşterilerimizin işine yarayacağını düşündüğüm bir yenilik olarak 2020'de karşımıza çıktı. Tabii bu bize ne kazandıracak? Detaylandırmaları düzenleyebildiğimiz hızlı açılabilen büyük teknik resimlere ulaşabileceğiz 2020 versiyonuyla birlikte. Bazı müşterilerim bu konuda özellikle ya ben işte mükemmel bilgisayar aldım. 48 çekirdekli işlemcisi var. 32-64 GB RAM'ı var. Şu ekran kartı var ama hala teknik resim açılmıyor. Yani müşterilerim bu modda teknik resimlerini hızlı bir şekilde açabilecekler. Bunu da görmüş olduk. Şimdi büyük tasarım gözden geçirme modu var. Bir de bunun düzenleme modu var. Yani biz büyük tasarım gözden geçirme modunda 2019'dan önce düzenleme yapamıyorduk. Büyük tasarım gözden geçirme modu aynı bu teknik resimde çat diye açtığı gibi büyük montajlarımızda çat diye karşımıza getirebiliyor. Bunu bazı müşterilerimizin kullanmadığını görüyorum. Özellikle mesela patron yanınıza geliyor ya bana şu montajı göster bir şeyleri ölçmemiz lazım. Onu yapamıyorlar ama bu modda büyük tasarım gözden geçirme modunda bunu yapabilirsiniz. Bu 2019'la birlikte düzenleme moduna sahip oldu. Neler yapabiliyorduk? Ekleme silme yapabiliyorduk. Bileşenleri taşıyabiliyorduk. İlişkileri düzenleyebiliyorduk. Konfigürasyonları değiştirebiliyorduk. Ve bunları bu mod içerisinde kaydedebiliyorduk. Biraz önce sorulan soru gibi. Bu yaptığımız değişiklikleri bu LDR modunda kaydedebiliyorduk. Şimdi bu 2019'da yapılan şeylerdi. Montajlarınızı daha hızlı açmanızı sağlayarak bu basit düzenleme araçlarını da kullanabilme imkanı tanımıştık size. Şimdi 2020'de neler geldi? Biraz daha geliştirdik bunu. Büyük tasarım gözden geçirme modunu 2020 versiyonunda artık bileşenlerde bulunan referanslara da ilişki ekleyebiliyoruz. Bileşenleri çoğaltma yapabiliyoruz ve çoğaltma yapılmış bileşen varsa da onları düzenleyebiliyoruz. Bu yine önemli özelliklerden birisi çünkü büyük montaj modunu kullanıyor genellikle müşterilerimiz. Ama büyük tasarım gözden geçirme moduyla da artık birçok işlemi yapabileceğiz ve büyük tasarım gözden geçirme moduna gelen bazı böyle ufak dokunuşlarla artık kopyala yapıştır da yapabileceğiz. Sürükle bırak da yapabileceğiz. Mesela sürükle bırak desteklemiyordu bu. Aslında çok önemli bir şey değil ama kullanım tasarım aşamasında bizi yavaştan durumlardan birisi de artık sürükle bırak yapabiliyoruz. Shift Tab özelliği var. Yani dosyaları büyük montajlarda ya da montajlarda bilirsiniz kullanmışsınızdır. Shift Tab'la geri alabiliyorduk. Bunu artık büyük tasarım gözden geçirme modunda da yapabileceğiz. Bir de seçime yakınlaştır komutunu da büyük tasarım gözden geçirme modunda kullanabileceğiz. Bunları 2020 versiyonuyla siz de yapabiliyor olacaksınız. Tabii biz bununla ne vaat ediyoruz? Büyük montajlarla daha hızlı çalışma performansı 2020 ile birlikte yani şu büyük montaj korkusunu tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz.
Büyük montajlar bize sorun olmasın istiyoruz. Siz de 2019'da ben bunu özellikle müşterilerden aldığım geri bildirimler şu şekilde. 2019 gerçekten %20-25 oranında büyük montajlarda daha iyiydi. Artık 2020 ile birlikte biraz daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Tabii burada yine bir geliştirmemiz daha var. Zarf komutları ve dış referansları anlatacağım. Zarfları belki bilmeyenler vardır. Bilenler de belki İngilizcesi envelope dediğimiz parçaya referans parça olarak malzeme listesinde gözükmüyor. Kütlesel olarak gözükmüyor o parçada, o montajda ama referans olarak kendi alt montajımıza alabiliyorduk. Ama tabii bu 2020'den önce sadece aynı montajla sınırlıydı. Yani bizim tepe montajımızdan bir alt montaja zarf bileşeni alamıyorduk. Bu biraz da sıkıntı yaratabiliyordu. Bununla birlikte 2020 versiyonunda Envelope Publisher, zarf yayıncısı diye bir komut getirdiler. Bu zarf alma işini biraz daha kolaylaştırdık. Artık büyük montajlarınızda referans almanız parçalar varsa, gereken parçalar varsa onları Envelope Publisher komutumuz yani zarf yayıncısı komutuyla belirlediğiniz bir alt montaja referans olarak atabiliyorsunuz. Bu bir parça olabilir, bir montaj olabilir. Bunu alıp direkt belirlediğiniz bir alt montaja atabiliyorsunuz ve onlara ilişkiler verebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Referanslamalarınızı da o vermiş olduğunuz zarf bileşeni üstünden de yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir özellik. Çünkü bazı müşterilerimizin şunu yaptığını fark ettik. Aynı montajı o bileşeni farklı alt montaja da kopyalama. Yani çoğaltma işlemi yapıyorlar. Burada yanlışlık yapılabilir. O montajda o bileşen unutulabilir referanslamalar yapıldıktan sonra bu noktada bu zarf yayıncısını kullanarak siz de üst ana montajınızdan alt montajlarınıza referans olması gereken parçalarınızı alabilirsiniz. Bu da gerçekten size hem büyük montajlarınızı yaparken bu referans yönetimi çok önemli. Ben bunu zaten sürekli müşterilerimize de anlatıyorum ama bu referans yönetimini biraz daha iyileştirecek referans parçalara, alt montajlara hızlıca alabileceğiniz bir yenilik karşımıza çıkıyor. Tabii bu bize ne sağlayacak 2020'de gelen bu yenilik? Büyük montajlarla işbirliği içerisinde çalışabileceğiz. Yani benim ana montajım çünkü çoğu firmada şu şekilde yapılıyor. Büyük montajı bir kişi düzenliyor. Alt ana montajlarını farklı ekip grupları düzenleyerek onları ana montajda kullanıyor ana tasarımcı. Bu alt ana montajlarda bazen referans gerekli olabiliyordu en üst seviyedeki büyük montajdan. 2020 ile birlikte bunu zarf, envelope bunu mutlaka araştırmanızı istiyorum. Bizim ipuçlarımız da var bu konularla alakalı. YouTube'dan bu komutu inceleyin. 2020 ile birlikte de zaten kendi komutu var. Hızlı bir şekilde kullanıp bunu dahil edebileceksiniz. Ana geliştirilmiş performans komutlarımız bu kadar. Performans odaklı bir program SolidWorks ama biliyorum ki hepiniz sorun yaşayabiliyorsunuz SolidWorks programıyla özellikle büyük montajlarda, büyük teknik resimlerde. 2020 ile birlikte bu çerçevede baktığımızda detaylandırma moduyla biz büyük teknik resimlerinizi artık hızlı bir şekilde açabileceğiz. Zaten büyük tasarım gözden geçirme modunu 2019'la birlikte düzenleyebiliyorduk. 2020'de biraz daha geliştirdik onu. 2020 ile birlikte artık daha hızlı, daha böyle tasarıma kolay bir şekilde adapte olabilecek şekilde büyük tasarım gözden geçirme modunu kullanacaksınız. Ve zarf envelope publisher, zarf yayıncısı komutuyla da artık en üst referans, en üst montajınızdan referans parçalarınızı alt montajlarınıza çok kolay bir şekilde alabileceksiniz. Bu da emin olun sizin büyük montaj tasarım performansınızı çok büyük oranda etkileyecek. Evet, şimdi efektif iş akışlarına dönelim. Burada SolidWorks biliyorsunuz her sene tasarım arayüzüne birçok yenilik getirmekte. Bu sene de birçok yenilik getirdi. Bu başlığımızda bunları inceleyeceğiz. Biraz önce 4 tane yenilik vardı. Şimdi buraya baktığımızda 16 tane ana başlıkta yenilik olduğunu görüyorsunuz. Çok güzel yeniliklerimiz var. Hemen başlayalım. İlk yeniliğimiz esnek parçalar komutu. SolidWorks 2020 ile birlikte artık parçalarımızı esnek hale getirebilme imkanı tanıyacak. Bu nereden aklınıza gelir? Hepiniz şunu izlemişsinizdir YouTube'da eminim. Bir tane yayı sıkıştırma ve
açma. Bunu montajda nasıl yapabilirim? Bu hareketi, yay sıkıştırma ve açma hareketini montajda nasıl yapabilirim diye sorduğunuzda YouTube'da çok güzel videolar var. 2020 ile birlikte artık bunu biraz daha kolay yapacaksınız. Parçayı esnek yap dediğinizde hemen onun bir referans düzleminden, referans eğrisinden parçayı esnek yapabileceksiniz. Ve bu sadece parçayı esnek yapmakla kalmayacak. Bunun işte kütlesel özelliği değişiyorsa o bilgiler özel özellik desteği de güncellenerek o parçayla birlikte gelecek. Bunu nasıl yapıyoruz isterseniz hemen bir ona bakalım. Örneğin şöyle bir alt montajımız olsun. Burada bizim Omex su jeti bu senenin 2020'nin demo dosyası. Su jetinin kafası böyle dönmesi gerekiyor. Bu kafayı döndürebilmek için montajlarda gerekli ilişkilerimizi verdik. Ama tabii burada o tarafta bizim bir şeyin içine su kaçmaması için bir körüğe ihtiyacımız var değil mi? Bu körüğü ne yapıyoruz? Ekliyoruz ama SOLIDWORKS 2020'den önce bu körüğü eklediğimizde o körük hareket etmeyecek şekilde orada kalıyordu. Şimdi bir isterseniz onu göstereyim. Körüğümüzü buraya ekleyelim. Körüğü ekledik. Bakın bu bir parça yani körük tasarımı. Körük tasarımı yapılmış. Bunu parçayı flexible yap, esnek yap komutuyla referanslıyoruz. Nereye takılacak? Alt tarafta zaten referanslanmış. Üst tarafta da hareket edeceği noktayı seçiyoruz. Bakın artık parçayı oynattığımızda kendisi otomatik olarak kendisini güncelliyor. Hatırlarsanız bu yay sıkıştırma komutuyla alakalı ipucundaki gibi. Burada biz ne yapıyoruz? Körüğün eksenine bizim parçamızın üst montajda bulunan parçamızın merkezine eşitliyoruz ve bunu parçayı esnek yap komutuyla hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Bu bize neler sağlayacak? Bu şekildeki esnek gözükmesi gereken özellikle sinirlik parçalar varsa bunları estetik montaj hareketlerimizle de görüntüleyebilme imkanı tanıyacak. Gerçekten güzel bir özellik. Tam bir görselleştirme sağlayacak size. Yapmış olduğunuz tasarımı da doğrulamış olacaksınız. Yani evet ben bunu körüğü esnetiyorum ama mesela belki de artık çok fazla körüğün esneyemeyeceği kadar açılımlarda hareketler de yaptırabilirsiniz montajınıza. Onları buradan hareket ettirdikçe ana montajınızda, alt montajınızda artık görebileceksiniz. Gerçekten güzel bir özellik. Şimdi devam edelim. Montaj ilişkilerine bakalım. 2020'de neler geldi? Montajda bayağı bir geliştirme var. Özellikle ilişkiler ve çoğaltmalar konusunda geliştirmeler var. Biz her zaman SolidWorks'te şunu istiyoruz. Kullanıcılarımız grafik ekranda hızlı bir şekilde montajlarını, tasarımlarını yapabilsinler. Komut yöneticisine gitmeye gerek kalmadan ya da unsur ağacına gitmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde tasarımlarını yapabilsinler. Ve biliyorsunuz herhangi bir 200'ye tıkladığınızda bir açılır menü. Böyle grafik ekranda bir açılır menü karşımıza çıkıyor. Burada limit ilişkisi ve açı ve uzaklık ilişkisi de artık gözükecek. Daha sonra slot ilişkisi de pozisyon kontrollü bu arada. Slot ilişkisini seçtiğimizde de artık pozisyonlarını da buradan bu uçan menüden kontrol edebiliyor olacağız. Genişlik ilişkisinin de pozisyon kontrolü geldi. Bunlar zaten vardı ama pozisyon kontrolleri yoktu. İşte ortalı mı olsun, boş hareket eder mi olsun yoksa belirli bir uzaklıkta yüzde olarak uzaklıkta mı olsun seçeneklerini de artık ekledik. Özellikle en çok istenen komutlardan birisi ilişkiyi tersine çevir. Hizalamasını tersine çevir. Çünkü bir ilişki veriyorsunuz ama mesela bir civataya eş merkezli yaptınız ters duruyor. İlişkiyi tersine çevir komutuyla da yine o da pop-up buton olarak karşımıza geldi. Hızlı bir şekilde tersine çevirebileceğiz. Aynı şekilde bunu genişlik ilişkisi komutuyla da geldi. Şimdi isterseniz bir bunları nasıl yapıyoruz? Bir buna bakalım. Dediğimiz gibi biz SolidWorks kullanıcılarının grafik ekranından çok dışarı çıkmasını istemiyoruz. Tasarımlarını nerede yapıyorsa ilişkilerini, hareketlerini de orada vermesini istiyoruz. Bakın şurada bir tane pull'umuz, bir tane de civatamız var. Pull'u ben buraya slot ilişkisiyle ekliyorum. Bakın buradan istersem merkez diyebilirim. Slota merkezle. Bunu daha önce de yapabiliyorduk ama artık direkt grafik ekrandan yapabiliyoruz. Aynı şekilde
Buradan civatayı da yerleştirdim ama gördüğünüz gibi ters geldi. Bakın burada o komut hala aktif. Mate'i ters çevir. Hizalamayı ters çevir komutuyla da hızlı bir şekilde hizalamayı ters çevirebiliyoruz. Şimdi burada bir genişlik ilişkisi vereceğim. Genişlik ilişkisini de verebiliyorum. Yine aynı şekilde burada merkezleme seçeneği de aktif. Ama bakın yine ters geldi. Ben bunu ne yapıyorum? Yine pop-up menüsünden ters çevirme imkanına sahibim 2020 ile birlikte. Bunlar çok basit gibi gözüküyor. Basit değişiklikler gibi ama bu basit değişiklikler gerçek hayatta tasarım hızınızı arttıran etmenler olarak karşınıza çıkacak. 2020 ile birlikte tasarım hızınızı bu basit değişikliklerle siz de arttırdığını göreceksiniz. Örneğin burada artık sınırlama vereceğiz. Bu işte 90 derece açılsın, 0 derece kapansın. Şu anda da 45 derecede dursun. Bunu ne yapıyorduk? Gidiyorduk. Property Manager'dan yapabiliyorduk sadece ama artık bu arayüzden, tasarım grafik ara biriminden de yapabileceğiz. Gerçekten 2020 biraz da kullanıcıların özür dilerim bir su içeyim. Biraz da kullanıcıların tasarım ara biriminden kopmadan hızlı bir şekilde tasarımlarına odaklanmasına dikkat etmişler. Hızlı montajlarınız için daha hızlı bir araç çubuğu ve daha fazla seçenek sunuyoruz biz 2020 ile birlikte burada size. Montaj ilişkileri bu şekildeydi. Şimdi biraz da montaj çoğaltmalarına bakalım. Burada enteresan bir yeniliğimiz var. Çoğaltmaya dayalı bileşen çoğaltma. Eminim çoğu kişi kullanmıyordur bu komutu. SOLIDWORKS'te bunda bir yenilik gelmiş. Burada sevdiğim bir özellik geldi. Değişken, dairesel, doğrusal bileşen çoğaltmada artık değişken değer girebiliyoruz. Dairesel ve doğrusal bileşen çoğaltmada. Aynalama komutunda orijini seçebiliyoruz ve aynalamada yönlendirme kontrolünde de biraz geliştirmelerimiz var. İsterseniz bunları nasıl yapıyoruz hemen onlara bakalım. Şimdi burada bir komutları göstereceğim size. Biraz önce bahsettiğim komutlardan göstereceğim. Örneğin burada bir alt montajımız var. Bu montajda bulunan bir cihazı delik sihirbazıyla delinmiş bütün deliklere dağıtmak istiyorum. Çoğaltılmış tabii o deliklerde. Buradan merkez sıfır pozisyondaki deliğimi seçiyorum. Bakın şu an delik çoğaltmalar yapıldı. Normalde deliğe sıfırla yoktu. Yani deliğe hizala yoktu. 2020 ile birlikte deliğe hizala geldi. Çoğaltmayı yaparken artık çoğaltmayı yaptık ama delikler ters tarafta kaldıysa hizalayamıyorduk. Artık onu da hizalayabiliyoruz. Şimdi dairesel çoğaltma yapacağız. Dairesel çoğaltmada ne yapıyoruz? Bir eksen seçiyoruz onun etrafında. Çoğaltıyoruz ama bazı parçalar eşit aralıkta değil. İşte hepsi 45 derece ise bu işte 40 derecede. Bunu yapmak için ne yapıyorduk? O çoğaltmaları siliyorduk, onları atlıyorduk çoğaltmadan. Bir tane daha çoğaltma yapmamız gerekiyordu. Artık iki komut yapmanız gerekirken tek bir komutla bunu yapabileceksiniz. Bu da yine güzel özelliklerden birisi. Aynalama komutu bir güzelliğimiz var. Artık biraz daha anlatıcı grafikler kullanılmış. Grafikler biraz daha anlatıcı. Bundan önce işte ağırlık merkezine göre aynala, bounding box'a göre aynalama yapabiliyorduk ama artık 2020 ile birlikte orijine göre de aynalama yapabiliyoruz. Bu gerçekten hani kullanıcılar için önemli bir yenilik. Çünkü parçanın orijini ağırlık merkezinden farklı olabiliyordu. Bunu yaparken bunun sıkıntısını yaşayan kullanıcılar bilir. Aynalama biraz sorun yaratıyordu ama 2020 ile birlikte artık bu sorunları da ortadan kaldırıyoruz. Daha az çoğaltmayı, daha fazla kontrolü ve daha güçlü tasarımı yapabileceğinizi söylüyoruz. Bu Muhammed Bey'den de yine neredeyse tasarım sürecimizi üçte bir kısaltır diyor. Çünkü çoğaltma gerçekten SOLIDWORKS'te çok kullanılan komutlardan birisi. Çok fazla çoğaltma komutları var. Müşterilerimiz ne yazık ki hepsini kullanmıyorlar. Örneğin bu çoğaltma dayalı bileşen çoğaltma komutu güzel bir komut. Bileşen yönünü de seçebilmek de artık özellikle bu civataları çoğaltırken size çok kolaylık sağlayacağını söyleyebiliriz. Evet, yeniliklerimiz efektif iş akışında çok fazla. Anlat anlat bitmiyor. Şimdi çizim yeniliklerimize biraz bakalım. Bu sene SOLIDWORKS çizim yeniliklerinde çok fazla böyle bizi kullanıcı yani masaüstü kullanıcılarını düşünmüş diyemeyiz. Şöyle daha çok dokunmatik cihazlara sahip kullanıcıları düşünmüş diyebiliriz. Çünkü
Dokunmatik cihazlara çok güzel yenilikler gelmiş. Bilmiyorum, dokunmatik cihazları efektif olarak şu an kullananlar, tasarım aşamalarında, tasarım süreçlerinde kullananlar var mı? Onlar eğer 2020 versiyonuna geçerlerse çok daha hızlı bir şekilde tasarımlarını yapabilecekler. Hemen bunlara biraz bakalım. Bakın alt tarafta dokunmatik cihazını kullandığımızı görebiliyoruz. Örneğin burada bir slot çizdik. 2020 ile birlikte slota bastığımızda hemen buradan ölçü verebiliyoruz. 2020 ile birlikte klavyeye gerek kalmadan hemen dokunmatik bir şekilde orada ekranda bir sayıları yazabileceğimiz alan çıkıyor. Buradan ölçülere girebiliyoruz. Dokunmatik ekranlar için gerçekten güzel bir özellik. Bununla birlikte 2020 ile birlikte referansları, işte bu parçayı taşıma işlemleri biraz daha kolay. Onları daha iyi yapabiliyoruz. Burada karşınıza geldiği gibi. Power Modify, toplu değiştirme diye bir özellik var. Trim komutlarında Power Trim diye bir komutumuz vardır. Eğer İngilizce kullananlar bilirse ona çok benziyor. İşte bazı hareketlerle, işte radius verme, pah yapma, işte trimleme ya da işte çizimi bölme gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Bakın burada ekranda gördüğünüz gibi, ya da çizimi uzatma gibi işlemlerinize bu Power Modify, toplu değiştirme komutu sayesinde 2020 ile birlikte yapabileceksiniz, dokunmatik ekranlarınızla birlikte. Bu da yine güzel özelliklerden birisi olacak. Dokunmatik ekran, bilmiyorum, ben çok fazla denk gelmedim ama kullanan müşterilerimize yararı olacağı kesin. Ama sadece SOLIDWORKS 2020'de dokunmatik ekranlı cihazları düşünmemiş, kullanıcılarını da düşünmüş. Bakın burada bir zebra çizgilerini kullandığımızda parçamızda böyle sürekliliğin tam olmadığını görüyorsunuz. 2020 ile birlikte G3 sürekliliği dediğimiz bir olayı SOLIDWORKS kendi çizim bünyesine dahil etmiş. Bakın biz bazen çizimleri tanjant yapıyorduk. Daha sonra onu biraz daha geliştirmiş SOLIDWORKS'te. Şu an en gelişmiş versiyonunu G3 versiyonuna çevirdik. Ve bu arada yanlışlıkla geri al dediğimizde çizimlere 2020'den önce ileri al diyemiyorduk. Yani yaptığımız değişikliklere bir daha geri dönemiyorduk. 2020 ile birlikte de artık bunları yapabiliyoruz. Yani yanlışlıkla geri al dediysek çizimlerimizi, 2020 ile birlikte onları ileride alabileceğiz. Enteresan bir komut. İnle komutu çizimde yokmuş ne yazık ki daha önceden. Hani ben bunu hiç böyle kullanmamıştım ama bazı sorunlar yaratabilir. Burada G3 sürekliliği de önemli detaylardan birisi. Türkiye'de tasarımların artık biraz daha iyi olmasını ben de çok istiyorum. Müşterilerimizin artık böyle kare kutulardan değil de böyle sürekliliği mükemmel gözüken parçalar tasarlamasını istiyoruz. 2020 ile birlikte G3 sürekliliği de çizimde artık aktif olarak kullanabilecek. Siz de artık tasarımlarınızı sürekliliği mükemmel bir şekilde yapabiliyor olacaksınız çizim aşamasında. 2020 ile biz size güçlü çizim araçları sunmaya devam ediyoruz. Ve geri almayı da önleyebiliyoruz. 2020'den önce ne yazık ki bunu yapamıyorduk. Geri aldığımızda çizimlerde yenileyemiyorduk. 2020 ile birlikte bu isteği yerine getirmiş olacağız. Gerçekten güzel yenilikler. Çok enteresan bir konu var. İşaretleme komutumuz. İşaretleme komutu tam ne zaman geldi hatırlayamayacağım ama çok yeni komutlardan birisi. Artık kendisinin bir komut yöneticisi ve araç çubuğu var. Ya 2017'de ya 2018'de gelmiş olması gerekiyor. Ve teknik resim desteği de geldi ve mouse'la da yapabiliyoruz. Hemen bunlara biraz görsel olarak anlatalım ki çok daha iyi anlayabilirsiniz. Bakın yine kalemi olan kullanıcılar işaretleme komut yöneticisi sekmesi altından işaretleme komutlarını kullanabiliyorlar. Buralarda işte 3 boyutlu yüzeye döndürerek, alt tarafta toolbar da var, komut yöneticisi de var. İstediğiniz ikisini de kullanabilirsiniz. Buralara işaretlemeler, bilgilendirmeler yapabiliyorlar. Ve bu bilgilendirmeler hep unsur ağacında depolanıyor. Yapmış olduğunuz bu işaretlemeler unsur ağacında depolanıyor. Sizin o döndürmüş olduğunuz açıyla birlikte depolanıyor. Bu da güzel bir özellik. Daha sonradan bunları kullanabilirsiniz. 2020 ile birlikte bunları direkt bu üstten açılır menü eskiden yoktu. 2019'da yoktu. Artık üstten açılır menüyü kullanarak dışarı export edebiliyoruz. Zaten edebiliyorduk ama açılır menü hızlı bir şekilde karşımıza geliyor burada. 2020 ile birlikte en çok SolidWorks 2020 çıkarmadan önce müşterilerine soruyor. İşte hangi yenilikleri istersiniz diye. En çok istenilen yeniliklerden birisi de bu markup'ın teknik resimde de olması gerektiğiyle alakalıydı.
SolidWorks 2020'de bunu da müşterilerine sundu. Artık bu işaretlemeleri teknik resimler üstünde de yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir işlem. Bu teknik resimlerdeki işaretlemeleri ekip arkadaşlarınızla işte burası olmamış, şuraya bir ölçü ekle, bu ölçü eksik gibi bilgilendirmelerinizi yapabilirsiniz. Bu da gerçekten tasarım süreçlerinde, iş akışlarında, ekipler arası iş birliğinde size zaman kazandıran özellikler olacaktır. Biz 2020 ile birlikte biraz daha kullanılabilirliği arttırmayı planladık bu işaretleme komutunda. En çok talep edilen teknik resim aşamasına da bunu getirdik ve bu arada söylemeyi unuttum. Bu işlemler dokunmatik cihaz gerektiriyordu. 2020 ile birlikte dokunmatik cihaz gerekmiyor. Bunları gizleyebiliyor muyuz diye bir soru gelmiş. Evet, bunları gizleyebiliyoruz. Sadece markup'lar klasöründe tamamen aynı SolidWorks diğer ürünleri gibi, SolidWorks'un diğer bileşenleri gibi gizleme, gösterme yapabiliyoruz. O belirlediğimiz açılardakilerini gösterme yapabiliyoruz. Gerçekten kullandığınızda güzel bir komut olduğunu siz de göreceksiniz. Evet, yeniliklerimiz bitmiyor. Biraz daha su içelim. 2020 ile birlikte mesh konusunda SolidWorks artık el arkadaşlar. Eğer meshlerle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz, STL datalar alıyorsanız dışarıdan, bu STL dataları biz SolidWorks'te biraz daha artık düzenleyebilir hale geldiğimizi söyleyebilirim. 2020 ile birlikte meshlere gövdeleri basitleştirme özelliği geldi ve modellenmiş gövde ile birlikte karşılaştırabiliyoruz. Hemen bunu nasıl yapıyoruz bir hızlıca bakalım. Gerçekten güzel bir özellik. Meshler biliyorsunuz tarama verisi geldi. Milyonlarca data var, milyonlarca nokta var. Bu biraz can sıkıcı olabiliyor. Bunları basitleştirmek belli bir tolerans yüzdesine göre basitleştirmek gerekiyordu. 2020 ile birlikte artık Decimate Mesh Body komutuyla bunu yapabileceğiz. Mesh'i biraz basitleştireceğiz. Mesh yoğunluğu azalmış olacak. Bu da bizim tasarım yaparken daha böyle toleranslar çerçevesinde onu da düzgün bir şekilde azaltıyor. Ve bununla birlikte artık meshlere referans vererek işte tanjant seçme özelliği var. Meshi tanjant olarak seçiyoruz bu şekilde. Oraya bir eksen atayabileceğiz ya da bir düzlem atayabileceğiz. Bundan önce bunları yapamıyorduk. 2020 ile birlikte meshlerde bulunan yüzleri seçerek eksen ve düzlemler oluşturabileceğiz. Bununla birlikte mesh tamam oldu. Ben tasarımımı yaptım. Tasarımla mesh body arasında nasıl bir fark var dediğimizde body compare komutuyla bunları da yapabileceğiz. Bana maksimum işte kaç milimetre fark var? Örneğin bu örnekte 2 milimetre fark olan yerler var. 2 milimetre az olan yerler var, 2 milimetre çok olan yerler var. Bu şekilde meshinizle yapmış olduğunuz tasarımı da karşılaştırabileceksiniz. Biz mesh çalışmalarında performansınızı yükseltmek için basitleştirmeyi sunuyoruz 2020 ile birlikte ve görsel tasarımınızda mesh body'si ile de doğrulayabilme imkanını sunuyoruz. Mesh bu arada bununla bitmiyor. Asıl olay burada başlıyor arkadaşlar. Mesh'e doğrudan düzenleme yeteneği geldi. SolidWorks 2020 ile birlikte STL bir datamız var. Al bunu SolidWorks'e çalış. Ne yazık ki diyemiyorduk. Ama 2020 ile birlikte dönüştürmeye gerek kalmadan bizim bildiğimiz geleneksel tasarım araçlarıyla mesh body'leri de düzenleyebilecek hale geliyoruz. Özellikle hasarlı yüzeyleri onarabiliyoruz. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Hemen onu gösterelim size. Böyle bir mesh datamız var. Tabii bunları yapabilmemiz için de mesh datanın biraz düzgün olması gerekiyor. Taranmış veriyle bunları yapabilmek ne yazık ki çok da mümkün olmayacak ama dışarıdan gelen tasarım programı ile yapılmış parçaların STL datalarını bu şekilde radius, path verebilme imkanlarımız mevcut. Yüzeyi kullanarak offset surface komutunu kullanabiliyoruz. Örneğin burada ters yönde 5 mm offset verdim. Daha sonra onu uzatıp oradan birleme işlemi yapacağım. Bunları daha önceden STL datada yapamıyorduk. Artık buradan trimleme komutuyla yüzey bu bildiğiniz gibi yüzeylerdeki trim komutuyla bu işlemleri de yapabiliyor olacağız. Gerçekten 2020'deki bence çok güzel özelliklerden birisi. Yüzeyde eğer bir patlak varsa yine check entity komutuyla da bunları görebiliyoruz. Bakın burada yüzeye hemen yaklaştığımızda bu yüzeyin patlak olduğunu görüyoruz. Delete hole komutunu yüzey kullananlar bilir. Delete hole ile onu oradan yine silebiliyoruz. 2019'da delete face komutumuz vardı.
Delete face yapabiliyorduk. 2020 ile birlikte onu doldurabiliyoruz. Fil komutuyla, tanjant fil komutuyla da sildiğimiz yüzeyleri doldurabiliyoruz. Bu özellikle CAM'le uğraşanlar, bazı numuneleri STL data gelen kullanıcılar için güzel olabilir. Yüzeylerde çünkü delikler oluyor. Onları kapatmaları gerekiyor. 2020 ile birlikte STL data olsa dahi bunlar hızlı bir şekilde pıt 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 tanjant fil komutuyla bunları kapatabileceksiniz. Bu da gerçekten güzel özelliklerden birisi. Ve bunu bildiğimiz bir yolla yapıyoruz. Yani yeni yollar yapmadan STL dataları da artık düzenleyebilir hale geldik SOLIDWORKS 2020 ile birlikte. Evet, yorumlara da bakıyorum. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Eğer yorumlarınız varsa olursa lütfen yorumlarınızı da bildirin. Sormak istediğiniz sorulara mümkün mertebe cevap vermek isteriz. Şimdi bence 2020'nin zaten bununla ilgili bir videoda paylaşmıştık. En güzel özelliklerinden birisi de kayıp Radius referanslarını onarma. Bu müşterilerimizde en çok yaşanan problemlerden birisi. Radius komutu zaten bakarsanız unsur ağacına ilk patlayanlar Radius'lar olur hep. Çünkü çok hızlı bir şekilde referanslarını kaybediyorlar. 2020 ile birlikte biz bunu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Nasıl ortadan kaldırmayı planlıyoruz? Örneğin böyle bir parçam var. Radius'u var. Ama ben parçada bir düzenleme yapmam gerekiyor. Zaten olaylar da hep burada başlıyor. Parçada bir düzenleme yaptığımda aslında orada parça bulunuyor. Yüzey bulunuyor. Köşesi bulunuyor ama Radius gidiyordu. Şu an örneğin parçada işte konfigürasyon için farklı farklı aşamalarda bir katı oluşturma, bir katıdan kesme işlemi yapmam gerekti. Bunu yaptığımda bakın delikler normal çalışıyor. Hala parça aynı ama Radius'u indirdiğimde Radius'lar patlıyor. Yani sizde de Radius'lar en çok patlayan elemanlardır dikkat ettiyseniz. 2020 ile birlikte unsuru düzenle dediğimizde bakın Missing Edge kayıp referansları burada gösteriyor. Hepsini onar diyorum. Kayıp referansları onar diyorum. SOLIDWORKS eğer o referanslar yeniden oluşturulmuşsa aynı yerinde onları tanıyor. Hızlı bir şekilde patlamış Radius'umuzu kurtarıyoruz. Bu gerçekten güzel özelliklerden birisi olmuş. Ben bu özelliği çok sevdim. Çünkü ben de çok fazla yaşıyorum. Tasarım yaptığım aşamalarda bir düzenleme yapıyorum. Bütün Radius'lar patlamış oluyor. Ama 2020 ile birlikte patlamış Radius'lardan kurtulacağız. Tasarımsal değişikliklerinizle işlemlerinizi biraz daha hızlandıracağımızı iddia ediyoruz. Yenilikler bitmiyor. Yüzey modelleme yeniliğimiz var. Yüzey modellemede güzel bir yeniliğimiz var. Bu da yine müşteriler tarafından çok fazla bize sorulan. Tam emin değilim. Bakacağız. 2020 yılı içerisinde bakacağız. Yüzey öteleme komutuyla alakalı bir geliştirme geldi. Yüzey öteleme yaptığımızda bazen hatalar alabiliyorduk. Şimdi yüzey öteleme ile alakalı bir yenilik geldi. Bakalım nasıl bir yenilik geldi. Şurada bakın bir kutumuz var. Bu kutuda değişiklik yapacağız. Yüzeyde bir onarma yapmamız gerekiyor. Burada yüzeyi öteleme parametresini kullanarak 5 milimetre öteledik. Ama bazı yüzeyler hata veriyor. Bunu siz de yaşamışsınızdır. SOLIDWORKS 2020 ile birlikte hata veren yüzeyleri bana en başa listeliyor. Onların hangisi olduğunu görebiliyorum. Hepsini kaldır diyerek hata veren yüzleri kaldırabiliyorum. Onları ötelemeyecek bu arada. Onları ötelemeden diğer yüzleri öteleme işlemine devam edebiliriz. Yine SOLIDWORKS'ün bu yüzey araçlarındaki kuvvetli yüzey araçlarımız. Gerçekten çok kuvvetli yüzey araçlarına sahip SOLIDWORKS. Burada trim, işte uzatma, onlara radius verme işlemlerimizi hala yapabiliyoruz. Bunları yapabileceğiz. Bu gerçekten güzel bir seçenek. Ve 2020 ile birlikte kalınlık ver komutuna kalınlık günü seçeneği geldi arkadaşlar. Bakın şu alt tarafta bir ok işareti var. Bunu extrude komutundan da bilirsiniz yön verme. Bu özellikle plastik enjeksiyon parçaları için çok önemli. Kalınlık ver dediğimizde istediğimiz gibi olmuyordu. 2020 ile birlikte artık onları bir düzleme ya da belirlediğimiz bir çizime referans vererek kalınlaştırabiliyoruz. Bu da güzel özelliklerden birisi. Karmaşık modellerinizi 2020'de biraz daha basitleştireceğiz arkadaşlar. Yüzey araçları biliyorum çoğunuz kullanmıyorsunuz. Kullananlar da biraz da zorlandıklarını da görüyorum. Kullananlara biraz daha bu araçlar sayesinde
hız tanıyacağımızı, biraz daha özelleştirebilir işler yapabileceğimizi 2020 ile birlikte söylüyoruz. Şimdi NBD komutumuz, NBD arayüzü birimimiz var. Solidworks'ün 2016 yılında kendi bünyesine dahil ettiği, artık yıllardır teknik resmi bitiremedik. Solidworks her sene bir sürü güncelleme çıkartıyor. Ama yıllardır teknik resim hala aynı olmaya devam ediyor. Ama 2016 ile birlikte hayatımıza giren bu MVD komutunda biraz daha güncelleştirmeler yaptık. Adapte olmak biraz zor, evet. Üç boyutlu işte tolerans vermek, üç boyutlu ölçülendirme yapmak ilk başta biraz zor gelebiliyor. Karmaşık gelebiliyor. Ama bunu yaptığımızda 2020 ile birlikte gerçekten çok yararlı, çok güzel özellikleri olduğunu göreceksiniz. Burada ön görünüş, sağ görünüş. Aynı teknik resimdeki gibi görünüşlerimiz mevcut. Bu görünüşlere biz notlar, toleranslar, işte yüzey işaretlemeleri yapabiliyoruz MBD programıyla. Şimdi MBD 2020 ile birlikte biz biraz daha özellikler getirdik. Ne getirdik? Bu unsurlarda komutlar direkt atanmış yönlerde, yani hangi görünüme attıysanız onların altında görünebiliyor artık komut isimleriyle birlikte. İşte ölçü, işte bu silindir ölçülenmiş, bu delik ölçülendirilmiş gibi, bu yüzey ölçülendirilmiş gibi komutlara direkt buradan ulaşabiliyorsunuz. Kendi arayüzü de var ama unsur ağacında direkt hangi yönde, işte hangi düzlemde atadıysanız o ölçülendirmeleri 2020 ile birlikte onlara ulaşabiliyorsunuz ve bununla birlikte bunları gruplandırma stili de değiştirildi. İşte ölçümlendirme tipine göre işte ölçüler bir yerde, toleranslar bir yerde, datumlar bir yerde olabilecek şekilde de bu unsur ağacında görebiliyorsunuz. Biz yani sizi grafik ekranından ve en kötü ihtimalle unsur ağacından pek fazla uzaklaştırmak istemiyoruz. 2020 ile birlikte MBD komutunda da burada unsur ağacında hızlı bir şekilde bilgilere ulaşabileceksiniz. Tabii biz burada daha fazla, daha hızlı size uyum sağlama imkanı tanımaya çalışıyoruz. 2020 ile birlikte adaptasyon sürecinizin biraz daha hızlı olmasına çalışıyoruz. Ek açıklamaları biraz daha bu şekilde düzenleyebileceğiniz yerlere koyduk. Bu 2020'deki MVD yeniliğiyle inşallah ben bunun Türkiye'de hızlı bir şekilde yayılmasını istiyorum. Çünkü teknik resimi okumak bazen üretim aşamasında zorluklar, problemler yaratabiliyor. Ama bu MBD programıyla yapmış olduğumuz üç boyutlu ölçülendirmeler gerçekten herkesin anlayabileceği dilde ölçümlendirmeler olarak karşımıza çıkıyor. Teknik resimde çok güzel bir yenilik gelmişti. Performans kısmında onu bahsettik. Ama tasarım aşamasında size yine bazı özellikler geldi. Özellikle bu ölçülendirmede, bunu neden bilmiyorum ama yine çok istenen özelliklerden birisiymiş. Delik bilgilerinin ve ölçülerin büyük harfle olmasını, hepsine tek tek uğraşmayayım da hepsi otomatik olarak büyük harfle gelsin seçeneğini getirdik 2020 ile birlikte. Bununla birlikte teknik resim ölçeğini değiştirmek biraz zordu. Yani biz parçanın görünüm ölçeğini hızlı bir şekilde değiştirebiliriz ama teknik resim sayfasının ölçeğini biraz daha hızlı bir değiştirebileceğiz. Zincir ölçülendirme ve ordinatta bir geçiş imkanımız geldi ve bence 2020'deki teknik resimdeki en önemli özelliklerden birisi alternatif pozisyon. Biliyorsunuz montajlarda vardı. Montajların alternatif pozisyonlarını kullanabiliyorduk. Bu parçalara da gelmiş. Nasıl gelmiş? Bir isterseniz hep beraber bunlara bakalım. Teknik resmi açtık. Normal bir teknik resim ara birimimiz. Buradan sayfa ölçeğini bu şekilde değiştirebiliyorduk 2020'den. Önce istediğimiz gibi burada standart ölçüler vardı. Hızlı bir şekilde onları değiştirebiliyorduk. Bunlar bir text dosyasında listeli zaten. ISO ANSI standartlarına göre kaç tane değiştirebileceğimiz ölçek varsa orada bulunuyordu. 2020'den önce ne yapıyorduk? Sağ tuş özellikler, işte bu sheet properties'e gir, sayfanın ölçeğini değiştir yapıyorduk. Bu biraz zaman alıyordu. 2020 ile birlikte buraya komut getirdik. Çok basit. Bu şekilde ölçeği buradan 2 tıkla 2 bölü 3 ölçeğine getir dediğimizde hızlı bir şekilde gelecek. Yani properties'e gir, oradan 2 bölü 3 yaz gibi bir seçeneğe girmemize gerek yok. Buradan bir detay görünümü alalım. Detay görünümlerde bu arada önceden direkt 2 kat çıkıyordu. Bunları da hızlı bir şekilde ölçeklendirebiliyoruz 2020 ile birlikte. Burada da yine basit bir geliştirme gelmiş. Şimdi zincir ölçülendirme komutumuz var. Zincir ölçülendirme komutunu biliyorsunuz, bu
Zaten kullanılan, müşterilerimiz tarafından da çok sevilen komutlardan birisi. Bu zincir ölçülendirme komutuna 2020 ile birlikte total ölçüyü de getirebiliyoruz. Zincir ölçülendirme yaptık, total ölçüyü burada ne olacak onu sağ tarafta gösterebiliyoruz. Burada yapılan ölçüsel değişiklikler o bütün ölçülere yansıyor. Aynı zamanda o total ölçüden de bunları ordinat sistemine, yani merkezi sistemine de döndürebiliyoruz. Bu da yine 2020 güzel özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bence teknik resimdeki en güzel özellik bu. Bir parça var. Parçanın alternatif pozisyonunu göstermemiz gerekiyor. Bunu konfigürasyon kullanarak işte bunun işlenmemiş hal görüntüsünde getirebilirsiniz ve orada da ölçülendirmeler yapabilirsiniz. Bunu özellikle CNC işleme yapılacak parçalarda döküm parça geldi. Bunun işlenmemiş hali tabii ki teknik resimde olmuyor. Hep işlenmiş halini gösteriyoruz biz. Ama 2020 ile birlikte işlenmemiş döküm halini de görünüm olarak burada teknik resmimize ekleyebiliriz. Bu da yine teknik resim ara biriminde gelen iyileştirmelerden birisi. Sürekli iyileştirmeler SolidWorks'ün en büyük önem verdiği konulardan birisi. Burada da teknik resim ara biriminde de iyileştirmelere devam ediyoruz. Şimdi yapı sistemi diye bir komutumuz var. Bu yine SolidWorks'ün yeni gelen ara birimlerinden birisi. SolidWorks'te weldment dediğimiz kaynaklı profiller var. Kaynaklı profilleri oluşturmak için hep bizim 3 boyutlu çizimlere ihtiyacımız oluyordu. 3 boyutlu çizimlerle ya da işte 2 boyutlu çizimleri fazla fazla düzlemler oluşturarak weldment profilleri yapabiliyorduk. Yapı sistemi hayatımıza girdikten sonra bu iş biraz daha kolaylaştı. Sadece 3 boyutlu çizime gerek kalmadan, yani 2 boyutlu çizim olmadan da düzlemleri ve bazı çizimleri kullanarak burada işlemleri yapabiliyoruz. İsterseniz bunlara bir bakalım. Bakın böyle bir yapısal çoğaltmayı çok basit, hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz onu göstereceğiz şimdi size. Yapı sistemi komutu benim SolidWorks'e gelmesinden sonra kullanmayı sevdiğim komutlardan birisi oldu. Bakın burada iki tane çizim var, bir tane düzlem var, bir tane de eksen var. Yapı sistemi komutuna geliyorum. Birinci parametrelerden, şimdi 2020'de gelen yeniliği söylüyorum. Uzunluk ve nokta seçerek profil oluşturabiliyoruz. Bakın böyle bir zincir şeklinde de profil oluşturabiliyoruz. İşte şu noktalardan gitsin şeklinde. Bu bir özellik. Ya da up to point seçeneğiyle şu noktalardan şu noktaya profil oluştur seçeneğimiz var. Up to plane ile şu noktaları şu düzleme profil oluştur seçeneğimiz geldi burada 2020 ile birlikte. Aynı efektif kullanım ara birimleri burada da mevcut. Yine destek elemanlarını oluştururken şu iki ana profil arasına şu düzlemlerde destek elemanları oluştur diyebiliyoruz. Bunları farklı profillerle de yapabiliyoruz. İlla aynı profil olmasına gerek yok. Burada hemen hızlı bir şekilde nereye hizalayacağımızı da seçebiliyoruz. Yine aynı şekilde çapraz profiller atmamız gerekirse burada çapraz profili seçiyoruz. Buradan çapraz profilin ana noktalara ne kadar uzaklıkta olabileceğini seçebiliyoruz. 2020'de buraya ne özellik geldi? Bu profili bölebilme imkanı. Şu profilleri kullanarak bu oluşturacağımız profili böl. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Çünkü neden çok güzel bir özellik? Buralara profil içinden geçemeyeceği için tek tek onları uzat, bu da uzat yapmamız gerekecekti. Şimdi köşe yönetimi aracı sayesinde hızlı bir şekilde bu yapı sistemden çıktıktan sonra hemen köşe yönetimi açılıyor. Buralarda budama işlemlerimi yapabiliyorum. Bakın yani burada şu an çok böyle size karmaşık gelebilir ama kullanması gerçekten çok basit. Budamayı da gerçekten çok güzel yapıyor. Bakın şu köşeye baktığımızda yani mükemmel bir budama işlemini yapmış oluyoruz hızlı bir şekilde. 2020'de bu hemen bölme işlemi de çok kolay bir şekilde karşımıza çıktı. Yine 2020'de gelen özelliklerden birisi daha önceden body'leri çoğaltabiliyorduk. Bu yapı sistemiyle yapmış olduğumuz gövdeleri çoğaltabiliyorduk. Artık bu yapmış olduğumuz yapı sistemini çoğaltabiliyoruz. Bu şekilde yapı sistemini de çoğaltabiliyoruz. Bu neden önemli? Bu yapı sistemini çoğaltınca daha sonra bu bilgileri kullanabiliyoruz ve yapı sistemini kullanmaya devam edebiliyoruz. Örneğin çoğalttığımız iki yapı sistemi arasında buraya hemen bir gövde destek elemanı oluşturabiliriz. Bakın şu düzlemleri kullanarak
Buralara destek elemanı atlıyorum. Gerçekten işi çok basitleştiren komutlardan birisi. Yine burada da referans noktası nereden olsun, bunu hızlı bir şekilde seçebiliyoruz. Yine köşe yönetimi burada da var. Bu body ile yaptığımızda, yani body ile çoğalttığımızda ne yazık ki bunlar çalışmıyordu. Ama 2020 ile birlikte artık body ile değil, yapı sistemini de çoğaltabildiğimiz için bunlara ulaşabiliyoruz. Köşe yönetimlerine de buradan ulaşabiliyoruz. Ve yine bunları da çoğaltabiliyoruz. Bu da bir yapı sistemi çünkü. Bakın bu şekilde gerçekten unsur ağacına baktığımızda neredeyse 6 tane komutla çok kompleks bir yapıyı burada yaklaşık 2,5-3 dakika içerisinde oluşturmuş olduk ve 204 tane parçadan da oluştuğunu burada görebiliyorsunuz. Hep bunlar sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapılıyor arkadaşlar. SOLIDWORKS sizden gelen bildirimlerle sürekli gelişmeye devam ediyor. Bu noktada Weldment komutunun yerine yapı sistemi gerçekten, evet burada seriyi kapatalım. Bu konuda size gerçekten ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek güçlü bir ara birim, komut birimi sunuyor. Burada da iyileştirmeye devam ediyor SOLIDWORKS 2020 versiyonuyla birlikte. Hiç bahsetmedik, biraz kullanıcı arayüzünden bahsedeceğim. Bayağı da vakit geçmiş, neredeyse 50 dakika oldu sunumda. SOLIDWORKS 2020 ile birlikte kullanıcı arayüzünde yine çok güzel değişiklikler var. Ufak nüansları SOLIDWORKS burada dikkat etmiş. O ufak nüansları düzeltmiş. Daha güzel hale getirmiş. İsterseniz hızlı bir şekilde onlara bakalım. Bu aç menümüz değişti. Dosya aç menüsüne girdiğimizde artık montaj, teknik resim seçtiğimizde burada bir mod kısmı karşımıza geliyor. Bu mod kısmından bir kaydırma çubuğumuz var. Kaydırma çubuğuyla işte hafif modlu aç, çözümlenmiş modlu aç, işte büyük tasarım gözden geçirme modunda aç, 2020'de gelen detaylandırma modunda aç gibi komutları kullanabiliyoruz. Yine tab komutlu burada sekmeleri düzenleyebiliyorduk. Onları toplu bir şekilde karşımıza getirdi SOLIDWORKS. Onları toplu bir şekilde düzenleyebiliyoruz. Yine komutlarda ayrıntıları, bilgileri biraz daha arttırdı ve animasyonlar ekledi. Bakın bir Revolve komutunun nasıl çalıştığını yeni kullanıcıların anlayabileceği dilden bir animasyonla karşımıza getirdi. Ve klasörleme işlemi var. Komutları klasör klasör toplayabiliyorduk. Ama bunları tek tek yapabiliyorduk. Tek tek böyle atmamız gerekiyordu. 2020 ile birlikte hızlı bir şekilde bir klasörün içerisinde sürükleyebileceğiz birden fazla komutu. Yine malzeme kısmında arama komutu geldi. Bu mükemmel. En beklediğim özelliklerden birisi. Neden? Müşteriler şey soruyor. ST32 neredeydi? ST57 neredeydi? Titanyum neredeydi? Bakır neredeydi? Demir neredeydi? Gerçekten çok fazla liste var. Şimdi buradan aradığımız malzemeyi yazacağız ve hızlı bir şekilde onu malzememize, parçamıza ekleyebileceğiz. Biz günlük kullanımdaki tasarım işlemlerinizi biraz daha hızlandırmak için etkileşimi arttırmak istiyoruz 2020 ile birlikte müşterilerimizin. Bunları da böyle basit basit ufak, yani ya bu da neymiş ya, bu da yenilik olarak anlatılır mı demeyin, ama bu yenilikler sizin tasarım hızınızı gün geçtikçe artıracak yenilikler olarak karşımıza çıkıyor. Simülasyon yenilikleri var. Onu şimdi anlatmayacağım. Çok fazla da vaktimizi almak istemiyorum. Plastik yeniliklerini de anlatmayacağım. Flow Simulation yeniliklerini de anlatmayacağım. Bu yeniliklere başka bir webinarımızda 2020'de gelen simülasyon ara birimindeki yenilikler webinarımızda da görebileceksiniz. Şimdi biraz da ekosistemden bahsedelim ki ekosistemde de çok fazla program var. Onları geçmiş olmayalım bu webinarımızda. Ekosistemde de incelediğimizde burada 12 ana başlık altında yenilikleri karşınıza getireceğim. Bu ilk iki yeniliğimi özellikle göstermek istiyorum. 3D Interconnect bizim yine 2017'de duyurulmuştu sanırım, 2016'da olabilir. Önemli özelliklerden birisi biz parçaları çevirmeye gerek kalmadan, biliyorsunuz farklı CAD programlarından dosyalar geldiğinde onları açamazdık, ama 3D Interconnect sayesinde artık onları çevirmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde ara birimimize ekleyebiliyoruz. 2020'de dediğim gibi çok küçük bir nüans, artık sürükle bırak yapabiliyoruz. Bu gerçekten basit ama etkili bir nüans. Neden basit ve etkili bir nüans, onu gösterelim. Parçamız bize klasörlerimizde bulunuyor. Şimdi ben bunu dosyayı aç diyeceğim. İşte buraya işte insert component diyeceğim ya da arayacağım. Ama hızlı bir şekilde Windows Explorer'dan sürükle bırakla farklı formatta, step olabilir,
Parasolid olabilir. Artık bu universal formatlar da 3D Interconnect olarak destekleniyor. Ya da Inventor'ın, Siemens NX'in dosyalarını da buradan ekleyebiliyoruz. Bu arada 2017'de gelmiş arkadaşlarımız buradan alt taraftan soru ekranından yazmaya devam ediyorlar. Gerçekten interaktif bir seminer oluyor. 2017'de gelen bu 3D Interconnect yeniliği sayesinde artık sürükle bırak da yapabiliyoruz ve bunun yanında 3 boyutlu DVG dosyalarını da import edebiliyoruz. Burada bilmemiz gereken 2020'de 3D Interconnect'te 3 boyutlu DVG'yi de artık import edebiliyorum. Yani hiç dönüştürmeme gerek kalmadan sürükle bırakla tasarıma alabiliyorum. Bu gerçekten güzel özelliklerden birisi. Biz burada işbirliği yapmayı seviyoruz SolidWorks'te. Özellikle bazı müşterilerimiz de var. Katya, Siemens, NX, Inventor farklı farklı programlar var. Onlardan gelen dataları dönüştürmeye gerek kalmadan SolidWorks'te bu 3D Interconnect özelliğiyle kullanabilirsiniz. 3 boyutlu yazma yine SolidWorks'in çok önem verdiği konulardan birisi. 2020 ile birlikte en önemlisi 3D MF dediğimiz bir formatı destekliyor artık. Bu STL dataların biraz daha üretime yönelik veriler içeren formatı. 3D MF formatını da destekliyor ve bunu artık siz de kaydedebiliyorsunuz. Bunun yanında dilimleme özelliği de geldi. İsterseniz bir hemen bunları nasıl yapıyoruz bir bakalım. Print 3D dediğimizde burada yazıcımızı seçiyoruz. Burada yazıcılar listeleniyor. Aynı malzeme listesindeki gibi burada da 2020 ile birlikte arama komutu ekledik arkadaşlar. Bu gerçekten basit bir nüans ama burada da hızlı bir şekilde arama yapıp bizim yazıcımızı işte favorilere ekleme işlemini ben buradan yapabiliyorum. Yazıcımızı seçelim, ürünümüzü seçelim. Şimdi buraya yerleştirme kısmı geldi. Bunları zaten yapabiliyorduk. 2019 versiyonunda da yapabiliyorduk. Yazıcıya göre offsetleme, onu oryante etme işlemlerini daha önceki versiyonlarda da yapabiliyorduk. Bu işte nerelere destek atacak, nerelere şey yapacak bunları görebiliyorduk. Çizgilerin işte nasıl olacak görebiliyorduk. 2020 ile birlikte bunların bu örme yollarını data yani slice datalarına gösterebiliyoruz. Bunları çizim olarak kaydedebiliyoruz ve bunları 3DM formatı işte burada karşımıza çıkıyor. 3DM formatı burada depoluyor. STL datalarda bulunan bakın şimdi göstereceğim malzemesini, görünümü ve o slice'ları parça parça bölmeleri 3MF formatında artık biz de kaydedebiliyor olacağız. 2020 ile birlikte 3D Experience platformuna SolidWorks çok fazla önem veriyor. Burada çok değişik işler yapabileceğiz artık 2020 ile birlikte. Örneğin bir STL datamızı bir müşteride bir tedarikçiden yazdırabileceğiz. 2020 ile birlikte tabii Türkiye'de daha bu ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama ileriki yıllarda bu sisteme hepimiz adapte olduktan sonra bu işlerin ne kadar güzel, ne kadar başarılı bir şekilde yapıldığını görebileceksiniz. Burada bilmemiz gereken 2020 ile birlikte 3DMF desteği geldi ve yüksek kaliteli dinlenmiş dataları da artık biz de depolayabiliyoruz. Multi-product dediğimiz bir sürü ürün var. Bunlara girmeden A-Drawings en çok kullanılan komutlardan, en çok kullanılan ara birimlerimizden birisi. Onun da yeniliğini göstereyim. Çok fazla zamanımız kalmadı. A-Drawings'te VR dediğimiz bir sanal gerçeklik özelliğimiz vardı. 2020 ile birlikte bu artık beta sürümden kalktı. Beta değil artık. 2020 ile birlikte tamamen A-Drawings programıyla sanal gerçekliğe yaşayabiliyoruz. Bir projenin içerisine girip o projenin içerisinde gezebiliyoruz. İşte VR'larda bazı VR'larda tutma, çekme imkanları da var işte kollarla. Onları da yapabiliyoruz. Bakın açtığımızda bu montaj datamızı biraz daha VR'da kullanılır hale getiriyoruz. Yine geliştirmelerden birisi de biraz daha görselleştirme yönünde olduğu A-Drawings programında. Arka planda işte gökyüzü ekleyebilme, işte zemin ekleyebilme gibi özellikler geldi. İşte gökyüzünle zemini işte birbirine geçiş yapmasını sağlayacak şekilde ayarlama gibi özellikler geldi. Ve yine baktığınızda bakın parça çok güzel gözüküyor. A-Dramix gibi değil de sanki SolidWorks gibi gözüküyor. Çünkü artık tam sahne yumuşatma, anti-aliasing dediğimiz bu yumuşatma özelliğini A-Dramix'te de tam sahne olarak kullanabiliyoruz. Ortam kapanması bilirsiniz.
Gerçek görünümün altında, real view komutlarının altında ortam kapanması vardı SolidWorks'te. 2020 ile birlikte AdRanix'te de çok güzel bir şekilde karşımıza geliyor. Sanal gerçekliği biraz daha görsel bir şekilde size 2020'de AdRanix programıyla sunuyor olacağız. Çok fazla yenilik var. Onlara ne yazık ki multi product yeniliklerimizi de artık başka bir webinarımızda anlatırız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yaklaşık bir saattir sizinle beraberiz. İsterseniz bir 5 dakika soru cevap yaparız. Bayağı katılımcımız var. Soru sormak istiyorsanız çekinmeden sorularınızı sorabilirsiniz. Onlara mümkün mertebe cevap vermeye çalışmak isteriz. Soru ara birimimiz var. Oradan soruları sorarsanız mümkün mertebe cevap vermek isteriz. Bu arada ben PDM uzmanıyım. Tanıyanlar vardır. PDM'le alakalı ayrı bir webinar daha yapacağım size. Hemen hızlı bir webinar, böyle yarım saat, 20 dakikalık bir webinarda da 2020'de gelen yenilikleri böyle tartışa tartışa göreceğiz. Bakalım sorular gelirse. Slide'ı paylaşacak mısınız? Slide'ı evet sizle paylaşabiliriz. Katılan arkadaşlarımıza slaytı gönderebiliriz. Ama tabii şimdi burada şöyle bir problem var. Yenilikler videoları içeriyor. Slaytta videolar yok. Videolar ayrı. O yüzden slaytı gönderirsem sadece resimleri görebileceksiniz. Videolar çalışmayacak sizde. Videoları ne yazık ki hepsini gönderemem. Ama slaytı gönderebiliriz. Evet, gerçekten güzel yenilikler var arkadaşlar. Biz 2020 ile birlikte hem SolidWorks'ün ekosistemini hem tasarım arabirimini hem de performansını geliştirdik. Siz de 2020 ile birlikte bunları göreceksiniz, fark edeceksiniz. Özellikle performans konusunda biz çok önem veriyoruz SolidWorks'te. Yıllar içerisinde özellikle 2019'daki yenilik ve 2020'deki yenilikle birlikte çok daha iyi performanslı bir SolidWorks'e sahip olacaksınız. Evet, güzel bir soru geldi. 3D Interconnect'te gelen destek CATIA, NX ve benzeri programların her sürümünü destekliyor mu? Şöyle bir konu var. Eğer SolidWorks 2020 çıktığındaki sürümü neyse SolidWorks onu destekliyor. Şimdi şöyle bir durum var. 2010 yaşadık, yeni yaşadığımız için söylüyorum. Müşterilerimizde yaşadığımız bir problem. 2019 SolidWorks var ama Inventor'ın 2020 versiyonu çıkmış. O 2020 versiyonu olan dosyayı ne yazık ki açamıyor 3D Interconnect. Ama şimdi 2020 geldi, açabilecek. Ama Inventor 2021 olursa, yani SolidWorks 2020 çıktıktan itibaren çıkan versiyonlara ne yazık ki desteği gelmiyor. Ama biliyorsunuz ki SolidWorks servis paketleri konusunda çok önem veren firma. Yılda 5 tane servis paketimiz var. Bunların 4'ü çeyreklere dağılmış şekilde karşımıza geliyor. Servis paketlerinde güncelleme ile birlikte bunu kullanabiliyor olacaksınız. PDM için webinar tarihiniz var mı diye bir bildirim gelmiş. Bizi SES3000'in Facebook, Instagram kanallarından takip ederseniz PDM webinarından mutlaka ulaşacaksınızdır. Yoksa da zaten sizin mail adresleriniz bizde var. Biz mailing yapıyoruz. Yapacağımız zaman, bu webinar yapacağımız zaman size mutlaka bildiririz. Teşekkür ederim. PDM programıyla özellikle ilgilenen arkadaşlarımızın da olması benim için gerçekten mutluluk verici. Bu arada PDM'de en azından şunu söyleyeyim. SQL'den yapılan sorgulamaları bekleme süresi kaldırılmış 2020 ile birlikte arkadaşlar. Bu neye tekabül ediyor? Hemen şöyle biraz hızlı bir şekilde çok fazla vaktinizi almadan anlatayım. Bir dosyanın özel özelliklerini, işte o dosyaya bağlı malzeme listelerini görerken biz SQL sorgusu yapıyoruz aslında PDM programında. O SQL sorgusu ne kadar hızlıysa o kadar hızlı gözümüzün önüne geliyor. Ama bazı durumlarda o sorgu yavaşlayabiliyor ve biz sanki böyle bilgisayarımızın Explorer'ın kastını zannediyorduk. Ama 2020 ile birlikte biz dosyaları görebileceğiz. Ama sorgular loading, yani yükleniyor şeklinde gözükecek. O yüklenme bittiğinde o ekranlardan özel özelliklere, işte malzeme listelerine, içerir bilgilerine, kullanıldığı yer bilgilerine, yani SQL tarafından yönetilen bilgilere ulaşabileceğiz. Yani Explorer yüzündeki performansınızın arttığını söyleyebilirim 2020 ile birlikte.
2020 ile birlikte Windows 7 destekleniyor mu diye bir soru geldi. Evet, 2020 ile birlikte Windows 7 destekleniyor ama son Windows desteği, yani Windows 7'nin son sürümü 2020. Service Pack 5 ile birlikte artık SolidWorks Windows 7 desteğini kesecek arkadaşlar. Bu arada bunu da bu webinardan tekrar tekrar söyleyeyim. 2019 versiyonuyla Windows 8 ve 8.1 desteğini SolidWorks kaldırdı. Neden? Çünkü Microsoft da kaldırdı bu desteği. 2020'nin sonunda artık 2021 versiyonuyla Windows 7'yi de destekleyemeyeceğiz. O yüzden 2021'e kendinize Windows 10 lisansı alacak şekilde kendinize not almanızda fayda var. Evet, benim için çok güzel bir webinar oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bayağı bir katılımcımız da oldu bu webinarımızda. 2020'nin özellikle tasarım arabiliğinde gelen yeniliklerini anlattığımız bu webinarda inşallah siz de faydalanabilmişsinizdir. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi sorularınız için bana oesan@sesfin.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Ve telefon numaralarımız da mutlaka vardır. Zaten size 212-674-2507 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Yeni webinarlarımızda, yeni yenilik webinarlarımızda sizi tekrar aramızda görmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.